Ödemelerdeki aksamalar müşterileri huzursuz ediyor doğal olarak. Aksamaların sebebini bulalım. Nakit sıkıntımız var Mehmet Bey. Son toplantıda Yusuf Bey'e... durumu izah etmiştim. Tek sorun bu da değil Mehmet Bey. İş yapmayı umduğumuz yabancı firmalarla sıkıntılarımız var. Ne gibi sıkıntılar? Malum yaşananlardan dolayı randevuları iptal etmek zorunda kaldık. Şimdi ise onlar görüşmeye yanaşmıyor. O zaman sıkıntıları bir yerden çözmeye başlayalım, değil mi? Şu banka müdürleriyle görüşelim kredi işi için. Tabii ancak bunun için imza yetkinizin olması gerek. Şirketteki tek yetkinliğim ben olduğumun farkında değilsiniz galiba Memduh Bey. Anlıyorum ancak... yönetim kurulunun oy birliğiyle bunu kabul etmesi şart Mehmet Bey. Bunlar formalite. Siz çalışmanızı yapın. Gerektiğinde ben yönetim kurulunu toplarım. Kızım burnunun dikine gitmese belki de bu akşam oradaydık. Ama neymiş efendim? Buradan ayrılamazmış. İşte tam da şimdi bize ailesine ihtiyacı olduğu zaman. Başına gelmeyen kalmadı bu aile yüzünden. Şimdi kızımı nasıl bunların eline bırakayım he? Sakın zorlama kızı Celal. İşte aynada biner biliyorsun. Merak etme. Kızını en az senin kadar tanıyorum. Onun burada kalmasını gerektirecek nedenleri tek tek ortadan kaldıracağım. Benimle gelmeye mecbur kalacak. Gel. Müsait misiniz Celal Bey? Neyse ben seni sonra tekrar ararım. Şimdi biraz işim var. Hancıoğulları ile ortaklarınızın raporlarını hazırladım. Ver bakalım. Kaç sefer aradım, niye açmadın telefonunu Bade? Mehmet, ben hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim ben. Ne oldu, neyin var? Neredesin, söyle yanına geleyim. Ben evindeyim ben. Tamam. Birazdan oradayım. Beni sevmedin. Babam bırakıp gittiğinde nasıl üzüldüğümü görmedin. Sen de bırakıp gideceksin beni. Sen de mi? Bebeğinin babası ölmedi. Badeciğim. Mehmet. Bak buradayım. Mehmet iyi ki geldin. Baban planlarından mı bahsetti yoksa?
test sonuçları çıktı. Bebeğimiz çok hasta Mehmet. Ben her şeye hazırım Made. Eğer sen doğuracağım dersen, çocuk özürlü de olsa ben babalık etmeye hazırım. Çünkü o bizim bebeğimiz. Doktor yaşamaz diyor Mehmet. Doğsa bile yaşamaz diyor. Boşuna uğraşmayın, eziyet etmeyin, aldırın diyor. Başka doktora gidersin. Bir işe yaramaz. Bu benim cezam artık. Ne cezası? Önce Havva'yı öldürmek istedim diye. Allah bebeğimi aldı benden. Şimdi günahımızın bedeli diye bebeğim hasta oldu. Hepsi bizim suçumuz. Hepsi bizim kabahatimiz. Günahkarız biz. Günahkarız. Böyle şeyler söyleme. Sen çaresizdin. Seni sevdim. Hala da seviyorum. Eğer sevmek günahsa, yasaksa, en büyük günahkar benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.